Baba Torik. Süper Lig'de Ankara Gücü kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Şimdi bu maç bir nevi Bursaspor açısından en önemli maçlardan bir tanesi. Şimdi iki takımın oynadığı maçta bir üçüncü takım söz konusu. Ankara Gücü ile Bursaspor'un bu uzun yıllara dayalı bu kardeşlik durumu bu sefer Ankara Gücü'ne belki de Bursaspor'u şampiyon yapabilme imkanını verdi ve bu doğrudan telaffuz edilen bir konumda. Muhtemelen Ankara'da bu stadı dolduracak insanların içerisinde birçok Bursasporlu da olacaktır. Zaten Ankara Gücü'nün de yöneticisinden futbolcusuna Bursa'nın şampiyonluğu ile ilgili bir düşüncesi var. İşte kaderin bir cilvesi Ankara Gücü'nün yardımcı antrenörlüğü Ümit Özat. Hani senelerce Fenerbahçe'de oynamış bir adam ve şimdi böyle bir durumun içerisinde. O ne kadar da saha içerisinde tribünler dostur dese de saha içerisinde de bunun yani böyle bir gerginliğin olacağını en azından hafta içindeki bu Ankara Gücü As Başkanı'nın demeçleriyle falan gördük. Yani koskoca iki kulüp, iki cami yani çok uzun yıllara dayalı. Ankara Gücü de çok eski bir memleketimizin eski kulüplerinden bir tanesi ve hani çok gereksiz, çok haddini aşarak iki kulübün de birbirine belki de yani bilerek, isteyerek bunu da bilmiyorum. Bir danışıklı dövüş mü, ortamı mı gelmek istedi Ankara Gücü anlamadım ama böyle gereksiz bir çıkışı oldu açıkçası. O yüzden bu maç böyle bir gerilimi de taşıyor beraberinde. Zaten şimdi bu maçı Ankara Gücü'nün kazanması falan halinde Fenerbahçe cephesinden bu Bursa kardeşliği ile ilgili olumsuz şeyleri zaten dinleyebiliriz ama bence sırf Vitek sakat Ankara Gücü'ne. Bu önemli bir eksik Ankara Gücü'ne. Çünkü ikinci yarının en az gol yiyen takımlarından bir tanesi Ankara Gücü. Bu anlamda bakıldığında bir özellik, bir karakter kazanmış. Yani savunmasını iyi tutan, sağlam tutan, maçlarını hep altta tutan bir takım ama hücum anlamında sıkıntı yaşıyor. Yani Beşiktaş'a çok benziyor. Bu 1-0'larıyla, beraberlikleriyle, bir hani beraberlik sayısıyla falan da. Hani o yüzden böyle bir takım Ankara Gücü durduruyor ama vuramıyor. Vitek'in forma girmesiyle falan böyle bir havaya yakalamıştı ve bu vurma özelliğini de edinmişti. Yani gol atabilen de bir takım haline gelmişti ama Vitek'in sakatlığı bence çok önemli. Bunun dışında yine de özellikle Sapara gibi, Ceremi gibi, Roten gibi iyi karakter yani iyi ve yıldız kariyeriyle yani yıldız kariyerleriyle geçmişleriyle gelmiş oyuncular Fenerbahçe karşısında bence maksimumda oynayacaklardır. Fenerbahçe hafta içi Trabzon'da önemli bir maç oynuyor bence. Şimdi bu maç bakıldığında ben geçen sene Beşiktaş açısından hatırlıyorum mesela. Beşiktaş Ankara deplasmanına gitmişti. Ankara deplasmanına giderken kupayı kazanarak Fenerbahçe'yi yenerek gitmişti ve bu çok büyük bir pozitif etki yapmıştı Beşiktaş'a ve deplasmanla Ankara deplasmanla 3-1'lik galibiyetle dönmüş. Şampiyonluk adı anlamında da çok önemli bir adım atmıştı son haftalarda girilirken. Fenerbahçe'nin de böyle bir şansı var. Ben işte Trabzon eşleşmesinde dediğim gibi Fenerbahçe'yi bir adım önde ve şanslı görüyorum. Eğer Fenerbahçe benim düşündüğüm gibi kupayı da alır gelirse bu maça çok daha motive bakacak. Çünkü dediğim gibi bir duble yapma şansı doğuyor Fenerbahçe'ye. O yüzden ben işte Fenerbahçe'yi bu maçta dediğim gibi ne olursa olsun Bursaspor için Ankara Gücü canla başla mücadele edecektir ama Fenerbahçe'nin Ankara Gücü'nden daha iyi bir kadro olduğunu ve Fenerbahçe'nin bence zirveye taşıyan ve diğer takımlardan ayıran bu sene için en büyük farkı takım olması ve istemesi. Hani normalde Fenerbahçe böyle biraz daha yıldız oyunculardan, o yıldız oyuncularının veriminden hani gelenek böyledir ya, gelenek olarak öyle alıştırmış takım ama bu sene bu hüviyetinin çok dışında mücadele eden, isteyen, böyle tekmeye kafa sokan oyuncularla mücadele ediyorlar. Oyuncuların ayakta tuttuğu bir takım. O yüzden ben ne olursa olsun hani hafta içi kupa sonucunda bu aksi bir sonuç dahi çıksa ki eğer kazanırlarsa çok daha olumlu ama kaybetseler bile bu maçı kazanacaklarını ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım atacaklarını düşünüyorum. Baba Torik.